Hoş geldiniz arkadaşlar. ASP.NET'te veritaban işlemine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde veritaban işlemlerini kodsuz olarak nasıl gerçekleştireceğimizi göreceğiz. Veritaban işlemlerinden kastımız kayıt, ekleme, silme ve güncelleme işlemleridir arkadaşlar. Veritabana bağlantımı yapmak üzere sayfama yeni bir SQL Data Source nesnesi ekliyorum. Ayarlarını yapmak üzere Configure Data Source diyorum. Web config dosyasındaki bağlantı cümlemi seçiyorum. İleri diyorum. Buradan ilk seçeneği tıklıyorum ve ileri diyorum. Veritabanı işlemlerini yapmak için gerekli SQL komutlarını soruyor bana. Hemen elle yazabilirim. Select yıldız from tablomun ismi her zaman olduğu gibi tabela personel. Seçme işlemi için bu komut yeterlidir. Update işlemi için update tablonun ismi tabela personel set tablomdaki alan hangi alanlar güncellenecekse per adi vardı parametresi et per adi bir aralarına virgül koyarak per departman vardı eşittir et per departman maaş alanı vardı. Son olarak telefon alanı vardı. Evet. Koşu olarak ver ID alanını kullanıyorum. Aksi takdirde koşul vermezsek bütün alanları silecektir. Bütün alanları güncelleyecektir. Insert işlem için insert into tabela personel sonra hangi alanlara ekleme işlemi için per adi per departman per tel hangi parametreler alacak? Values per adi virgül per departman per maaş per tel. Evet, bunun bir herhangi bir koşulu yok. Delete işlemine gelelim. Delete silme işlemi. Delete from tablomun ismi tabela personel. Buna da koşul vermem lazım. Ver. Yoksa bütün kayıtlar siler. Benzer anahtara göre silme işlemi gerçekleştirecek. Evet. Test gör diyerek bağlantıyı kontrol edelim. Ver tablomdaki kayıtlar geldi. Başarılı bir şekilde. Okey diyelim. Evet. Öncelikle kayıtları görüntülemek için projeme sayfama yeni bir GridView nesnesi ekliyorum. Ve data source'unda SQL Data Source 1 yapıyorum. Silme ve güncelleme işlemlerini de aktif ediyorum. Hemen bir sonucunu görelim. Evet. Tablomdaki kayıtlar başarılı bir şekilde GridView nesnesine eklendi. Hemen düzenleme işlemine bir bakalım. Mesela bu kullanıcının bu personelin departmanını değiştirelim ve maaşını değiştirelim. Güncelleştir dedim. Güncelleştirme işlemi tamam. Personeli silelim. Silme işlemi de başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Hatta veritabanımıza bakabiliriz. Gerçekten silmediğini kontrol etmek üzere. Evet, ilgili kullanıcı ne yapmış? Veritabandan silmiş. Şimdi ekleme işlemi için arkadaşlar
GridView'e bir footer'ını görünür yapalım GridView'in. Show footer özelliğini true yapıyorum. Evet. Şimdi şuraya bir link buton atacağız. Link butonuna tıkladığım zaman GridView'e default olarak bir kayıt atacak. Daha sonra güncelleme işlemi yaparak kaydı eklemiş olacağız. Evet. Bunun için buraya buton atacağım için buranın footer'ını düzenlemem lazım. Bunun için edit columns diyorum öncelikle. Edit column. Buradaki pertel alanını template alanı çeviriyorum. Convert this file into a template file seçeneğini seçiyorum. Evet. OK diyorum. Daha sonra edit template diyoruz. Pertel isimli alan buraya gelmiş oldu. Bunu seçiyorum. Evet. Burada footer kısmına bir link buton atıyorum. Evet. Link buton. Tekstini yeni diyorum. Ve ismine de lnk yeni diyorum. Tamam. Şimdi yeni butonuna tıklandığında bunun klik olayına geliyorum. Bu web formdaki this nokta SQL data source 1'in 1'e bir kayıt ekleyecek. Insert metodunu çağırarak. Evet. Şimdi tasarım moduna geliyorum. Ve end template editing diyorum. Ve editlemeyi bitirmek için. Şimdi SQL data source'u seçip bir insert query'e bakalım. Evet, insert query'e yeni parametre atmak istiyorum arkadaşlar. Add parameters. Şuradan add parameters. Hangi parametreler vardır? Per adi, default değeri ve nokta nokta olsun. Çizgi çizgi bir değer veriyorum. Sonra bir parametre daha ekliyorum. Per departman alanı vardı. Departman diye bir alanı vardı. Varsayılan değeri herhangi bir şey yazıyorum. Sonra maaş alanı vardı. Bu integer olduğu için 0 yazayım. Son olarak tel alanı vardı. Buna da şöyle bir şey yazalım. Evet, OK diyelim. Yeni butonuna tıklandığında varsayılan değerleri GridView'e atacak. Daha sonra güncelleme işlemi yaparak kayıt eklemiş olacağız. Evet. Bir çalıştıralım. Evet, yeni butonuna basıyorum. Varsayılan bir kayıt ekledi. Daha sonra bu kaydı düzenle diyorum. Ve kullanıcı ismini değiştiriyorum. Kullanıcım Hilal Altıntaş olsun. Departmanı üretim olsun. Herhangi bir maaş değeri girelim. Telefonumuz default olarak kalabilir. Evet. Güncelleştir diyorum. Veri tabanına yeni bir kayıt. Başarılı bir şekilde eklenmiş oldu arkadaşlar. İsterseniz bir kontrol edelim. Evet. İlgili kayıt veri tabanına eklendi arkadaşlar. Böylelikle dersimizde sonuna geldik. Başarılar diliyorum arkadaşlar.